Hoş geldi. Çünkü sağ olsun bugün için Ankara'dan gelip İzmir'e. İzmir'den gelip Ankara'ya geçecek. Ankara'ya dönecek daha doğrusu. O arada benim epey zamandır geçen sene de istediğim bir şeydi bu. Diğer Kadıköy'de falan da istediğim bir şeydi. Olmadı. Çünkü çok güzel bir şey. Şimdi göreceksiniz belki biliyorsunuz. Bir müzikli Türkiye tarihi söyleşisi yapacağız. Murat Meriç anlatacak bize. Niye önemli? Çünkü artık zaten disiplinler arasılık denen şey hep festivalde de sinema vesaire merkezli konuştuk. Edebiyatla müziğin de çok alakası var. Müziğin Türkiye'nin toplumsal tarihiyle çok alakası var. Da işte Osmanlı'nın o eski zamanlarından beri ya da konuştuğumuz destan geleneğinden de vardıysanız hatırlarsınız. Hep müzik bir baş kaldırının ya da derdini anlatmanın biçimi olmuş. Çünkü başka bir izah biçimi de bırakmamışlar insanlara mecburen. Zaman zaman gizli, zaman zaman ben mesela şeyi hatırlarım, 90'ların başında Doğu Beyazıt'taydım o dönemler ve Erzurum'a kadar otobüste işte İbrahim Tatlıses'ler şunlar bunlar dinleyip Erzurum'dan sonra o çekme kasetlerle şeye geçerdik, Kürtçe parçalara geçerdik otobüs şoförünün şeyiyle, iklim de değişirdi. Dolayısıyla müzik bu anlamda çok önemli ülkenin tarihine, toplumsal tarihinde. Şimdi bunu yapacağız. Ben tekrar kırmayıp geldiği için çok teşekkür ediyorum ve her zaman olduğu gibi daha fazla konuşmayıp sözü konuğumuza bırakıyorum. Ya ben teşekkür ederim çağırdığınız için, geldiğiniz için sizlere de teşekkür ederim. Aslında ben bunu yaparken müzikte Türkiye tarihi, şarkılı memleket tarihi ya da değişik adlarda, değişik yerlerde uzun yıllardır yapıyorum. En sonunda bir kitaba da dönüştürdüm bunu 2 yıl önce. Bir radyo programıymış gibi sunuyorum. Görüntülü bir radyo programı. Yanında plaklar getiriyorum ve Türkiye'nin tarihini, tarihindeki kırılma noktalarından yola çıkarak zaman zaman olmuş kimi olaylar üzerine yapılmış şarkıları çalmak suretiyle anlatıyorum. Çünkü Ümit Hocam da söyledi, müzik önemli, şarkılar önemli, her şey şarkılara sirayet etmiş. Dün Urla'da bir teknoloji kampında, inovasyon kampında müzik ve teknoloji mevzusu üzerine konuştum. Ve teknolojik gelişmelerin şarkılara yansımasını örnekledim aslında. İşte otomobil gelmiş, otomobille ilgili şarkı yapılmış. Daktilolar gelmiş, daktiloyla ilgili şarkı yapılmış. Türk Hava Kurumu kurulmuş, uçaklar uçmaya başlamış göklerimizde, uçaklarla ilgili şarkılar yapılmış. İnsanoğlu ayak basmış, ayla ilgili şarkı yapılmış. Her şey yapılıyor Türkiye'de. O kadar ki işte Robert Kennedy vurulduğunda Anadolu'dan bir ozan Robert Kennedy'ye ağıt yakmış. Vay ne bassız bir ailesiniz siz, önce John gitti sonra Robert gitti, dilerim bu son olsun tadında. Sahiden çok acayip şeyler var Türkiye'de yapılmış. Ama bugün biraz öncesinde de konuştuk, farklı bir yol çizelim dedik ve madem kitaplarla haşır neşiriz, bir sahaf festivali dahilinde bu söyleşiyi yapıyoruz. Edebiyat ve müzik üzerinden daha ufaltarak şiir ve müzik üzerinden ilerleyelim dedik ve bir kısım şiir besteleri, şairlerin kendi seslerinden bir kısım şiirlerin yer aldığı plaklar ya da şiirlerin okunduğu, tiyatro sanatçıları tarafından okunduğu plaklar getirdim. Sadece plak var yanımızda ama bu demek değildir ki günümüze kadar söyleşiyi uzatabiliriz. Yavaş yavaş örnekleyerek ilerleyeceğiz ve Türkiye'nin tarihindeki değişimler itibariyle şairlerin, şiirin müziğe nasıl yansıdığı, şiirle müzik ilişkisinin nasıl ilerlediği üzerine bir iki kelam etme niyetindeyim. Bu kadar çok uzun konuşmayacağım, daha çok şarkı ve şiirler dinleyeceğiz. Ümit Hocam da zaman zaman katılırsa, karşılıklı bir sohbet halinde yaparsak şahane olur aslında. Direkt şey geldi mesela. Çünkü katkılar önemli. Aklıma direkt şey geldi, işte araba mesela girebiliyor, işte uçak girebiliyor. Günümüzde bu biraz daha zor galiba, her şey çok hızlı aktığı için. Mesela cep telefonunu şarkıya şiire koymak çok mümkün var, değil. Var var, olmaz. Hayır, var da, ya mesela şey, akıllı telefonlar çıkalı 3-5 sene oldu, diğer telefona yazılan bir şarkının çok bir karşılığı kalmıyor.
Kesinlikle. Akıl telefonu hatta tabii. Dün işte çocuklara anlatırken, örneklerken ben fark ettim. Grup Vitamin'i hatırlarsınız. Bir dönem bir rap furyası başlatmıştı Türkiye'de. Cep Telefonu diye bir şarkısı var. O şarkıyı dinlediğinizde bugün kullandığımız cep telefonundan çok farklı bir şeyle karşılaştığımızı görüyoruz. Hafıza almıyor, sesli mesaj denilen şey yok, SMS ulaşmıyor, WhatsApp, Instagram keza zaten yok. Kapsama alanı dışındayım, beni arama diyebiliyor. Kart 3 kere şifreye girince bloke oluyor. Neyse hala bu devam ediyor. Orada bile karşımıza çıkanlar çok acayip. Yani bugün iPhone ya da daha diğer akıllı telefonlar üzerine bir kısım şarkılar yapıldığında 3 yıl sonra bu çok daha farklı bir yere aktarılacak aslında. Yani. Şey daralıyor, hızdan dolayı şey daralıyor. Sıklığı azalıyor. Ama işte bu da şunu gösteriyor bize. Şarkılar döneminin tanıkları aslında. Nasıl hani günlük tutuyoruz bir kısım gazete haberlerini kesiyoruz, biriktiriyoruz. Şarkılara da dönüp baktığımızda o gün ne yaşadığımıza dair bize çok güzel bilgiler verebiliyor. Şarkılar, şiirler de öyle aslında. Edebiyat da bir şekilde gündelik hayatın yansıması ve şarkıyla edebiyatın buluşma noktası şiir. Elbette bir kısım hikayelenmiş şarkılar ya da hikayelerden, romanlardan yola çıkılarak yapılmış şarkılar var. Onlardan keşke getirseydim ama belki hani kayıtlarını dinletebiliriz ya da ismini anabiliriz o şarkıların. Ben doğrudan şiir üzerinden ilerlediğim için bir kısım şiir besteleri ve şiir plakları getirdim. İlk çalmak istediğim, dinletmek istediğim bir taraftan fonda da akabilir. Başında uzun bir bağlama girişi var ama öncesinde bir iki kelam edeyim. Önemli bir plaktır. Cem Karaca'nın 1971 yılında çıkartmış olduğu Dadaloğlu adlı şarkı plak. Arka yüzünde kalender vardır. Sözleri müziği kendisine ait bildiğim kadarıyla. Kalenderin müziğini Alex yapmış. Kardeşlerin o dönemde önemli Almanya'dan gelen gitaristi. Dadaloğlu çıktığında çok büyük sükse yapmış bir plak ve bütün Cem Karaca konserleri uzun yıllar bu şarkıyla başladı. Ben de hem ona bir selam çakmak için hem de bugün buradan yola çıkarak ilerlemek çok daha güzel olacağı için Dadaloğlu'nu getirdim. Kapak düzeni çok güzeldir. Ünal Büyükgönenç yapmıştır. Ünal Büyükgönenç Nazım şiirlerini bestelemek suretiyle hayatımıza girmişti. Çok özel bir albüm vardır 80'li yıllarda. Güzel günler göreceğiz. Yazık ki şu anda ulaşmak mümkün değil ama bir kısım ortamlarda, Spotify gibi ortamlarda o albümün kaydına ulaşabiliyoruz neyse ki. Ama kaset olarak bulunmuyor. Kaset zaten artık yok. CD'ye de basılmadı hiçbir zaman. Dadaloğlu'nun iki türlü anlamı var. Birincisi, popüler batı müziğinde halk şiirinin ilk örneklerinden birisidir. 1960'lı yılların başında popüler batı müziği Türkiye'de pop müzik haline döndü. Popüler batı müziği denilen kavram o yıllarda memlekete girdi. 1955'te kurulmuş bir Deniz Harp Okulu Orkestrası, rock'n'roll orkestramız var ama onlar o dönemde çok fazla kayıt yapma imkanı bulamadıkları için 1960'lı yıllardan itibaren 45'lik plakların ortaya çıkışıyla pop müzik sahiden bugünkü anladığımız anlamda pop oldu. Zaman zaman değişti tabii pop algısı. O dönem rock üzerinden ilerliyordu. Sonrasında arabeske döndü. Arada halk müziği ön plana geçti. Ama 60'lı yılların özellikle ikinci yarısında bir halk şarkılarından yola çıkılarak yapılmış şarkılar dönemi var. Türküleri ve hatta Alaturka şarkıları batı müziği enstrümanlarıyla seslendirmişiz. Cem Karaca da bu türün başını çekenlerden. Aslında rock'n'roll söylerken askerde bir anda mevzuya uyanıyor kendi deyişiyle. Ve Papağan gibi rock'n'roll şarkıları söylerken, Elvis Presley söylerken aslında kendi toprağıma döndüm diyerek bu dönüşümünü açıklıyor ve sonrasında hep yüzünü kendi toprağına dönerek yapmış olduğu şarkılarla bir dönem adından çok söz ettirdi. Ölümüne kadar da aslında o tavrını devam ettirdi Cem Karaca. Emrah'la onu tanıdık. Erzurumlu Aşık Emrah'ın dizelerinden yapmış olduğu bir şarkıyla bir yarışmaya katıldı ve ikinci oldu. Dikkatleri üzerine çekti.
Sonrasında da Cem Karaca adını hafızamıza bir daha silinmemek üzere kazıdık. Dadaloğlu onun hayatındaki, diskografisindeki, külliyatındaki önemli dönüşümlerden birisi. Çünkü Dadaloğlu ile birlikte toplumsal meselelere eylem plaklar yapmaya başladı Cem Karaca. 1971'in başında çıkmıştır bu plak ve o dönem üç önemli ismin kapışmasına sahne olmuştur listeler. Fikret Kızılok, Cem Karaca ve Barış Manço. Barış Manço'nun Dağlar Dağları'nı Fikret Kızılok Söyle Sazım'la tahtından indirmiştir. Cem Karaca da Dadaloğlu'yla buna son noktayı koymuştur aslında. Sonraki yıllarda da karşımıza çıkacak. Rota bu. Memleketin sorunlarından yola çıkılarak yapılmış şarkılar 1970'li yıllar boyunca bir anda çok popüler oluyor. Ve bugün dönüp baktığımızda külliyatında pop şarkılarından ibaret, külliyatı pop şarkılarından ibaret insanlar bile örnek vermek gerekirse Füsun Önal, Tanju Okan, hatta Ajda Pekkan toplumsal sorunlar üzerine yazılmış şarkıları seslendiriyor. Füsun Önal fakir kızın öyküsünü anlatıyor. Tanju Okan Parkta Yatıyorum adlı şarkısıyla bütün düzene karşı çıkıyor. Neredeyse anarşist bir duruş sergiliyor. Ajda Pekkan malum petrolle o dönemin petrol krizine uzanan bir eleştiri getiriyor. Bütün bunların dönüşmesini sağlayan plaklardan birisi Dadaloğlu. Çünkü Cem Karaca'nın diskografisindeki çok önemli bir kırılma noktası. Öncesinde evet ozanlardan yapmış olduğu şarkılar var ancak onlar daha ziyade Emrah Karaca olan gibi aşk şiirleri yazan ozanların dizelerini müziklemekten ibaret Dadaloğlu ile birlikte bir başkaldırı dönemine de giriyor ki Türkiye'nin sonrasında da bunun izlerini görüyoruz popüler batı müziğinde. Yavaş yavaş çalmaya başlayayım. Az önce söylediğim gibi başında uzun bir bağlama solosu vardır. Kardeşlerin önemli ismi plağın da kapağını yapan Ünal Büyükgönenç çalar bu bağlamayı. Ve Cem Karaca konserlerinde bilmiyorum tanık olabildiniz mi? Önce orkestra çıkar, uzun bir giriş yapar. Cem Karaca Aydos diyerek girer sahneye ve sonrasında alır, yürür. Dinleyelim, sonrasında biraz daha mevzu üzerine konuşuruz. Canım hey, kalktı göç eyledi avşar elleri hey, kalktı göç eyledi avşar elleri, arar giden eller bizimdi, arabatlar yakın eder buna. Dadaloğlu bir ozan, Afşaroğullarından devrim padişahı yerlerini değiştirmek yani iskan etmek isteyince başkaldırıp savaşan bir Türkmen boyu Afşaroğulları. Dadaloğlu da başkaldıranlardan, duygulu ve yürekli, hem elinde sazı var hem kılıcı, hem aşık hem savaşçı diye anlatıyor Cem Karaca. Kapaktaki fotoğraf Sami Güner'in, Fuat Güner'in babasıdır. Mazhar Fuat Özkan'ın Fuat'ı. Üzerine Ünal Büyükgönenç'in çizdiği Dadaloğlu tasvirini görüyoruz kapakta. Rivayet odur ki 6 Mayıs 1972'de Deniz Gezmiş ve arkadaşları asıldı. TRT haberleri, haber bülteni asılma haberini verdi ve oradaki prodüktörlerden birisi
haber bülteni bittiği andan itibaren bu şarkıyı çalmış ve bu şarkı sanki deniz gezmişlerin anısına yapılmış gibi bir izlenim doğurmuş o dönemde. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum, bakmadım ama herkesin anlattığı bir hikayedir bu. Ferman Padişah'ın Dağlar Bizimdir dizeleri o günden sonra başkaldırının bir şekilde işareti oldu diyelim ya da mottosu ve oradan yürüdü, bambaşka bir noktaya geldi Türkiye'de. 1960'lı yılların sonundan başlayan hareket Türkiye'de popüler batı müziğinde ve rock müzikte kendini buldu. Cem Karaca dönemin önemli ozanlarından, önemli bestecilerinden. Hem kendi yazdığı hikayeler hem de yaptığı şiir besteleri, bilhassa halk müziğinden yaptığı bestelerle Türkiye'de popüler batı müziğine farklı bir yön vermişti. Onun izinden gelen pek çok insan var. Şiir bestelerini Türkiye'de ikiye ayırmak mümkün. Birincisi halk şiirinden yapılmış besteler. İkincisi çağdaş şairlerden yapılmış besteler, ki bunun kökü daha eskiye gidiyor tuhaf bir şekilde. Halk şiirine olan ilgimiz 1960'lı yılların başlarından itibaren yükseliyor. Biraz da Cem Karaca ve arkadaşlarının katkısıyla ve Türkiye'deki toplumsal dönüşüm itibariyle. Çünkü 1965 yılında Türkiye İşçi Partisi meclise giriyor. Sadece müzisyenler, romancılar, oyuncular, tiyatro, oyun yazarları değil, siyaset de yüzünü taşraya dönüyor ve oradan doğru bir siyaset hali gelişiyor. Ve bunun sonuçlarını da seçimlerde alıyoruz. Tam aynı dönemde, çünkü yüzünü köye dönen romancılar da, işte Fakir Baykutlar, evet, Orhan Kemaller, Yaşar Kemaller de çıkmaya başlıyorlar ve İşçi Partisi'nin pek çok şeyi, üyesi zaten işçi ve emekçi, adayları arasında var ve 15 milletvekili sokup, biliyorsunuzdur zaten, 15 milletvekili sokup meclisi sallıyorlar. Ta evet. Ki işte 70'lere kadar Çetin Altan'a saldırılar oluyor, kapatma çabaları oluyor, başka şeyler oluyor. Ama İlk ihraç da galiba Çetin Altan zaten o dönemde. Evet. Hani bugün çok tartışıyoruz bunları ama sonra, milletvekilliği düşürülüyor. Sonra şeyin Tarık Ziya ikincilerin, evet, işte Doğu mitingleri bahane gösterilerek İşçi Partisi'nin kapatılmasına giden süreçte başlıyor zaten. Aynı döneme denk geliyor şarkıların ve edebiyatın yüzün Anadolu'ya dönmesi. Zaten Türkiye'de ne oluyorsa bir şekilde şarkılarda bunun izini bulmak mümkün. Söylediğim gibi hani şarkılardan yola çıkarak bunu edebiyat içinde, sinema içinde, tiyatro içinde, hatta resim ve heykel, plastik sanatlar içinde söyleyebiliriz. Farklı bir Türkiye tarihi yazmak mümkün. Aslında farklı derken bize öğretilenin dışında bir Türkiye tarihi bu. Çünkü derslerde bize anlatılanın dışında bir şey anlatıyor şarkılar ve doğrudan dönemin tanığı olduğu için neredeyse sansürsüz içinden geleni yazdığı için insanlar doğru bir tarihe ulaşma yolunda çok önemli belgeler. Cem Karaca'nın izini süren bir kadın ozan var sırada, Hümeyra. Sonrasında yaptığı aranjmanlar, aranjman dediğimiz şey Batı'da meşhur olmuş şarkıların üzerine Türkçe söz yazılarak oluşturulmuş şarkılar, bir dönemin modası. Hümeyra da o modaya uydu 1970'li yıllarda, ki bu şiir müzik ilişkisinde birazdan söyleyeceğiz bambaşka bir şeye sebep oldu. Ama öncesinde halk ozanlarından yaptığı şarkılarla adından söz ettirdi. Sonrasında kendi şarkısını yazmaya başladı ve bir anlamda kendi şiirini de üretti aslında. Edebiyat müzik ilişkisini bu anlamda yine ikiye ayırmak mümkün. Bir şiir söyleyenler, iki kendi şiirini yazanlar. Bunların arasına Bülent Ortaçgil'i, İlhan Erem'i ya da başka pek çok insanı katabiliriz. Fikret Kızılok'u, kendi sözünü, müziğini yazarak seslendiren şarkıcılar, ki Fikret Kızılok bunun en büyük savunucusuydu aslında. Bir dönem çok şiir besteledi, çok deneysel işler de yaptı ama 80'li yıllarda verdiği bütün söyleşilerde şiirin bestelenemez bir şey olduğunu savundu.
ve başkasının yazdığı sözleri bestelemek müzisyenlik değildir gibi tuhaf çıkışlarda bulundu. Hatta bir siyaset meydanında Zülfü Livaneli ile galiba birbirlerine girmişlerdi. Böyle şeyler de var memlekette. Ama Fikret Kızılok da aslında tıpkı Cem Karaca gibi halk şiirinden yola çıkarak yapmış olduğu besteleri seslendirdi. Fikret Kızılok'un Hümeyra ile ve pek çok insanla, besteciyle buluşma noktası Aşık Veysel. 1970'li yılların hemen başında Aşık Veysel'in yaşadığını fark edince insanlar bir anda yüzlerini oraya döndüler. Aşık Veysel'in kendi sesinden plaklar yayınlandı. Art arta ki daha önce taş plak döneminde birkaç plak var ama bunlar çok yayılmamış plaklardı. 1970'li yıllarda pek çok bestesi kayıt altına alındı. Neyse ki sonrasında da hemen sonra 1973 yılında Aşık Veysel'i kaybettik. Ve ölümünden önce aslında çok değerli bir külliyat bıraktı bize. Hem TRT'de yayınlanan bir kısım kayıtları hem de yapılan başka plak kayıtlarıyla. Aynı dönemde Aşık Veysel'in şarkıları, türküleri pek çok isim tarafından seslendirildi. Şiirleri pek çok insan tarafından bestelendi, yorumlandı. Hümeyra da bunlardan birisi. İlk besteleyenlerden aslında. Dinleyeceğimiz plağın iki tane kapağı var. Arka yüz aynıdır ama biri çizim, biri Hümeyra'nın portresini içermek kaydıyla iki farklı kapakla basılmış. Birinci yüzde Karacaoğlan'ın bir şiirinden yapılmış bir beste var, Ölüm. İkinci yüzde Aşık Veysel'in o en meşhur şarkılarından, şiirlerinden birisi. Hümeyra Akbay tarafından bestelenmiş, soyadı Akbay'dır Hümeyra'nın. Olmasa ya da güzelliğin on para etmez. Şunu baştan alayım. Bu arada kendi kendine ilerlemiş. Güzelliğin on para etmez. Bendeki aşk olmasa eğlenecek yarın tamam. Gönlümdeki köşk olmasa eğlenecek yarın tamam. Gönlümdeki köşk olmasa başka başka olmasa güzel yüzün görülmezdi. Bu aşk bende girilmezdi. Güle kıymet verilmezdi aşık ve maşuk olmasa. Güle kıymet verilmezdi aşık ve maşuk olmasa. Hümeyra'nın da aslında enteresan bir hikayesi vardır. Şarkıcı olmayı hiçbir zaman düşünmemiş başta. Hatta planı yayınlayan Melodi Plan ressamı olarak plak evine işe girmiş. Ve bu kapağın çizimi onun değildir, Betül Atlı'nındır. Ama pek çok plan kapağını çizmiş o dönem. Yemek molasında ya da dinlenme saatinde kendi kendine gitar eşliğinde şarkılar mırıldanırken Melodi Plan yöneticilerinden Ergin Bener'in dikkatini çekiyor. Ve sana da plak yapalım diyorlar. Hümeyra öyle başlıyor şarkı söylemeye. İyi ki de başlıyor. Sonrasında bambaşka bir noktaya gitti ve halk ozanlarından bestelediği şiirleri hep sürdürdü. Kendi şiirini yazdı. Onun dışında Aşık Veysel gibi yakın dönemde yaşamış çok önemli şairlerin şiirlerini de plağa aktardı. Hatta Aşık Veysel'in Hümeyra için Aziz Nesin Hümeyra için yazmış olduğu çok değerli satırlar vardır. Karşılıklı bir dostluk ilişkisi içinde sürdürmüşlerdi arkadaşlıklarını ya da ilişkilerini diyelim. Çağdaş şairlere geçmeden önce 1960'lı yıllarda çok önemli bir başka kırılma noktasından söz etmekte fayda var. Tıpkı Cem Karaca'nın Dadaloğlu şarkısı gibi Ruhi Su ve yaptığı plaklar. İki anlamda önemli yine. Birincisi halk şiirini bize aktarması açısından
İkincisi, çağdaş şairleri tekrar gözümüzün önüne getirmesi açısından ki bunlar arasında bir isim var ki Ruhi Su ile yeniden gündeme geldi, yeniden konuşulur oldu. Kendi plaklarını kendi yapıyor Ruhi Su. Kendi plak şirketi var, İmece. Ve bu plak şirketi adına yapmış olduğu 4.45'lik takımı var. Her biri dörder plaktan oluşan dört ayrı kapakla hazırlanmış. Dört plak, toplamda 16 plak. Bir tane daha öncesinde yapmış olduğu plak, 17 tane 45'lik plağı ve 20'ye yakın uzun çaları vardır Ruhi Su'nun. Uzun çalarlar da hep şairler üzerinden ve kimi temalar üzerinden ilerler. Kah el kapılarını anlatır, Almanya'ya çalışmaya giden işçilerin acılarını. Kah Sabah'ın Sahibi Var'da olduğu gibi toplumsal olaylar üzerine yazılmış şarkıları, şiirleri ve marşları dile getirir. Ya da Yunus Emre, Karacaoğlan, Pir Sultan, Köroğlu gibi halk ozanlarının şiirlerini topladığı albümler yapar. Bu arada çok özenli, bu dört takım demiştim ya, dört takımın içinde her bir takım için ayrı ayrı hazırlanmış kitapçıklar var. Bu bugün bile yapılmayan bir şey aslında. Elimize aldığımızda CD'lerin içinden çıkan kartonetlerde pek çok bilgiye ulaşamayız. Ama Ruhi Su şarkı sözlerini Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak üstelik bu ve Almanca olarak dört dilde bu kitapçıklar aracılığıyla kayıt altına almış. Başında bu ilk takımın kitapçığıdır. Diğer takımlar için de ayrı ayrı yapılmıştır. Sabahattin Eyüboğlu'nun bir sunuş yazısı var. Bu farklı insanlar tarafından da başka yazılar yazıldı. Ve işte Dadaloğlu'nun türküsünü anlatırken Dadaloğlu'nun hikayesini de anlatıyor bir taraftan. Ruhi Su'nun bu arada bir de plakların içinden bunu da getirdim. Bir abonelik formu çıkıyor. Bunu doldurup gönderince size plakları çıktığı zaman gönderiyorlar. Aslında dergi gibi değişik zamanlarda çıkıyor plaklar. Zamanı belli ve siz abone olduğunuzda bunlar elinize geliyor. Hatta bunlar arasında zaman zaman Ruhi Su'nun imzasına da rastlamak mümkün. Abonelere gönderirken bir güzellik yapıyor. Arada imzasını da atıveriyor plaklara. Çok plak dağıtan, çok hediye eden, çok imzalayan birisiymiş Ruhi Su. Bu yüzden imzasız plakları daha değerli neredeyse. Hani sahaflıkta böyle bir durum vardı. Bizde de bazı yazarların ve şairlerin imzasız kitapları daha zor olur. Değil mi? bu anlamda hani Ruhi Su imzası evet değerlidir ama bir taraftan da çok bulunan bir imzadır. Ruhi Su'nun bu takımında... Üçüncü takımın hemen başında yapmış olduğu bir plak çok değerli. Nazım Hikmet'in Rubai ve Kurtuluş Savaşı destanından bir bölümünü seslendirdiği plak. İlk kez Nazım Hikmet 1960'lı yıllardan sonra, bu arada 60'lı yıllardan bahsediyorum, birazcık geri döndüm. 60'lı yıllarda başlayıp 70'li yılların başına uzanan bir süreçte yayınlanıyor bu 45'lik plaklar. İlk kez 60'lı yıllarda Nazım Hikmet'in şiiri yeniden söylenir oldu. 1960 27 Mayıs öncesinde 1950'lerde Nazım'ın şiirinden bir hayli uzaklaşmıştık aslında. Hatta ölüm haberi bile neredeyse gazetelerde küçücük haberler halinde bize ulaştı 1963 yılında. Ve iki gün sonra gazetelerde kendine yer bulabildi. O dönem, özür dilerim, bazı şiirleri işte gizli gizli teksir edilip böyle kitap gibi dedi ceplerde gezdirilip elden ele dağıtılan falan bir haldeymiş. Evet evet, kesinlikle teksir yasaklı kağıtlarıyla çoğaltılmış. Nazım Hikmet şiirleri elden ele dolaşırmış. Bir kitabını basmak da çok mümkün değil. Galiba 1965'te Yön Yayınları Kurtuluş Savaşı Destanı Kuvayi Milliye olacak sonra basıyor. Sonrasında D Yayınları Mehmet Fuat yönetiminde Saat 21-22 Şiirleri, Rubayiler, Memleketimden İnsan Manzaraları gibi kitapları 1960 yılların sonlarında halkla buluşturuyor. Ve Nazım Hikmet yeniden basılır oluyor. Ruhi Su'nun bu plağının özelliği de Nazım Hikmet'i tekrar dinlenebilir kılması. Öncesinde yapılmış besteler var aslında. Hani söylemiştim ya az önce, halk şairlerinden daha önce çağdaş şiirler bestelendi. Plaklara öyle girdi. 1930'lu 40'lı yıllarda Nazım Hikmet'in bir şiiri
hatta yazdığı şarkı sözü diyelim aslında, bir taraftan şarkı sözleri yazıyor. Çünkü Mesut Cemil'le, Münir Nurettin Selçuk'la bir kısım ortak çalışmalar yapıyor. Ve bunlar taş plak üzerinde bize ulaşıyor. Kanatları gümüş yavru bir kuştu galiba. Osman Taner Kır söyleşisine gelen varsa burada dinlettik de hatta. Önemli bir bestedir. Alaturka'daki az sayıda şiir bestesinden biridir bir taraftan. Alaturka evet divan edebiyatının izini sürer ama çağdaş şairler çok fazla girememiştir. Şimdi çağdaş şiir bahsinde... Hatta şeyi söyleyeyim, özür dilerim. Osman tam bahsetti orada. Nazım'ın mektubunda şey diyor Nazım. Mesut Cemiller yüzlerini yani almışlar batı niteliğini bir yerli formla kayıtlar yapmaya başlamışlar, gitmişler. Ya gözlerinden öperim. O kadar önemli bir iş yapıyorsunuz ki diyor. Var ol, nur ol diyor Mesut Cemil'e. Bu yine yüzünü Anadolu'ya dönmekten dolayı onlara böyle Bursa cezaevinden göndermiş mektubu. Tebriklerini iletiyor o zamanlar. İşte zaten Münir Nurettin Selçuk'la buluşması, Münir Nurettin Selçuk'un Nazım'ı sevmesi ve sonrasında çağdaş şairlere de yüzünü dönmesi biraz da bununla alakalı aslında. O batılılaşmanın geç dönemde müziğe yansıması ki bu hem bugün dinlediğimiz müziğin önünü açıyor hem de popüler batı müziğinin aslında ilk ürünleri veriliyor Mesut evet. Cemil'le birlikte. Yani Alaturka bir besteci görünmekle birlikte aslında popüler batı müziği anlamında ilk balatların da bestecisidir Mesut Cemil. Şimdi onlara gireceğiz ama öncesinde Ruhi Su'nun sesinden şu ilk Nazım planı bir dinleyelim. Nazım'ın yıllar sonra yeniden karşımıza çıktığı kayıttır bu. Çok bildiğimiz bir şiiri. Dostlar, nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim, bizim dostlar, bizim dostlar. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim, bizim dostlar, bizim dostlar. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim, bizim dostlar, bizim. Ruhi Su'nun bu yorumu bir dönem o kadar etkili oldu ki Erkin Koray bu besteden yola çıkarak Türkü adlı bir düzenleme yaptı. Yaklaşık 7 dakikalık bir düzenlemedir. Ve ilk albümü Elektronik Türküler'de karşımıza çıkar. Aslında bir anlamda rock'ın da yolunu çizdi Ruhi Su bu dokunuşuyla. Ve sonrasında başka şeyler de gündeme geldi tabii. O güne kadar yapılması dahi düşünülmeyen, 1930'lu yıllarda örnekleri olan ama sonrasında Nazım Hikmet adının sakıncalı ilan edilmesiyle birlikte hiçbir zaman düşünülmeyecek olan farklı bir şey ortaya çıktı. Bir Nazım Hikmet plağı yapıldı. Devrim Plak tarafından yapılmış bir plaktır. Bu 1970'lerin ortalarında yapılmıştır. Bu çok sevilince bir plak daha yapıldı ve Nazım Hikmet'in sesi 45'lik plaklar aracılığıyla da evimize gelebildi. Taş plakları var. Bir dönem hatta Yıldız Nazım Hikmet taş plak döneminde. Tıpkı Müzeyyen Senar gibi, Safiye Ayla gibi plak şirketlerinin yıldızlarından herkes Nazım Hikmet'i kendi şirketine alabilmek için çarpışıyor o dönemde. Ve art arda taş plakları yayınlanıyor ama 45'lik plak sadece 2 tanedir. Türkiye'de basılmış 2 tanedir. Fransa'da, Bulgaristan'da, Sovyetler Birliği'nde ve başka ülkelerde basılmış Fransızca, Rusça,
İngilizce şiirlerini kendi sesiyle okuduğu plaklara da rastlamak mümkün Nazım Hikmet'in. Önemli bir plak, Kurtuluş Savaşı destanından bir bölüm var içinde. Nazım Hikmet'in kendi sesini de dinlemiş olalım. Bu o dönemde şairlerin seslerini bize ulaştıran plaklar arasında da özel bir yere sahip. Dediğim gibi sadece iki tane. Sonrasında CD ve kaset döneminde çok Nazım Hikmet ürününe rastladık. Hala piyasada bulunan Nazım Hikmet CD'leri var. Nazım Hikmet'in kendi sesinin içinde yer aldığı CD'ler var ki onlar da bu kayıtlardan derlenmiş albümlerdir aslında. Kocatepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır. Ne ağaç, ne kuş sesi, ne toprak kokusu vardır. Gündüz güneşin, gece yıldızların altında kayalardır. Ve şimdi gece olduğu için ve dünya karanlıkta daha bizim, daha yakın, daha küçük kaldığı için ve bu vakitlerde topraktan ve yürekten evimize, aşkımıza ve kendimize dair sesler geldiği için kayalıklarda şayak kalkmaklı nöbetçi okşayarak gülümseyen bıyığını seyrediyordu Kocatepe'den dünyanın en yıldızlı karanlığını. Düşman 3 saatlik yerdedir ve Hıdırlı Tepesi olmasa Afyonkarahisar şehrinin ışıkları gözükecek. Şimali garbi de güzelim dağları ve dağlarda tek tek ateşler yanıyor. Ovada akar çay bir pırıltı halinde ve şayak kalpaklı nöbetçinin hayalinde şimdi yalnız suların yaptığı bir yolculuk var. Akar çay belki bir akarsu, belki bir ırmak, belki bir küçücük nehirdir. Akar çay Kütahya ve Gediz üzerinden gelir. Dere boğazında değirmenleri çevirip kılçıksız yılan balıklarıyla Yediş Şehitlik Kayası'nın gölgesine girip çıkar ve kocaman çiçekleri eflatun, kırmızı ve beyaz ve sapları bir, bir buçuk adam boyundaki haşhaşların arasından akar ve Afyon önünde Altı Gözler Köprüsü'nün altından gün doğuya dönerek ve Konya tren hattına rastlayıp yolda Şimdi zamanımız dar olduğu için istemeden de olsa kısmak durumundayım. Aslında hani keşke hepsini dinleyebilsek, sahiden çok değerli kayıtlardan biridir bu. Nazım Hikmet'in şiirleri de sonrasında çok ilgi gören şiirler oldu ve pek çok insan tarafından bestelendi. Başta Timur Selçuk olmak üzere onun şiirini besteleyen ve bize ulaştıran pek çok isim var. Bu arada ben bunu kırdım. Yapmaya çalışıyorum. Bir taraftan onun için lafı dolandırmaya çalışıyorum ama beceremedim. Hocam sen al istersen denemeyi lafı. Denemeyi yaparken takmıştık ama bu sefer galiba kırıldı. Yok yok takarız. Tam da şey bu. Nazım'ın bunları okuduğu zaman 96 sene önce aşağı yukarı bugünlere denk geliyor. Yani 1922'nin işte Ağustos sonları. Ben şeyi söyleyeyim daha kendi alanımla ilgili. Nasıl ki Nazım'ın plakları biraz evvel bahsetti Murat Meriç. Yurt dışında basılıyorsa Nazım'ın kitapları da yurt dışında basılıyor o dönem. Ekber Babayev'in büyük katkısıyla Bulgaristan'da basılıyor işte. Orhan Veli ile beraber, Fakir Baykurt'un kitaplarıyla beraber ve daha sonraki dönemlerde Türkiye'deki okura ancak o şekilde ulaşıyor. İşte ne zaman ki Nazım ölüyor ve tehlikesiz olduğuna karar veriyorlar Nazım Hikmet'in. Ondan sonra nispeten kitapları basılmaya başlanıyor. Şey var, lafı uzatmak gibi değil de benim çenem düşük olduğu için. Kadıköy'deki söyleşide Sinan Şanlıer'i çağırmıştık. Sinan abi bir Nazım Hikmet araştırmacısı. Nazım'ın 38'e kadar olan şiirlerinin hakikaten kendisine ait olduğunu söylüyor. Yani tam olarak kendisine, nasıl kendisine tam olarak ait olduğu. Nazım Hikmet hapse girmeden önce her kitabı görüyor. Belki dizgisinde editoryal anlamda ilgileniyor ve ondan sonra kitabın basılmasına izin veriyor. Ama Nazım'ın 65'ten sonra, 63'ten sonraki ve 65'te basılmaya başlayan şiirleri biraz daha böyle eklemeli, bazı yerlerin eksik olduğu, sonradan tamamlanan, ha bu da buraya ait de denen parçalardan falan oluşan böyle azıcık şüpheli de olan şeyler. Buna Saat 21-22 şiirleri de dahil, evet. Kuvayi Milliye de dahil. Hatta hala bazı şiirlerle ilgili başka bir bağlamda Yapı Kredi Yayınları'nın bastığı baskılar üzerinden sansür meselesi de devam ediyor.
Ki Adam Yayınları baskısı da öyle, çok Adam tartışmalıydı tabii, özellikle. Tabii, onlar da öyleydi. Bazı yerlerinde bazı şeyler, tabii Adam Yayınları bastığı zaman 88 falan geçirilmişti. Sansürden kaynaklı bazı yerleri koyamıyorlar işte falan. Evet. Bu arada mesele halloldu. Direkt i̇şte keşke bir hani edisyon kritik yapılsa da aslında şiirin hangi kitaplarda nasıl basıldığını da görebilsek onu maalesef. Bu bile bir çalışmaya muhtaç. Evet evet, Nazım Hikmet özellikle çok önemli ki Nazım Hikmet'e atfedilen kimi şarkılarda Nazım Hikmet'in olmayan dizeler de vardır aslında. Şiirler öyle yayıldığı için bazı dizelerde şarkıcının kendi kattığı dizelerde Nazım Hikmet'inmiş gibi algılandı bir dönem. Böyle de bir tuhaf etkisi de var aslında. Hala da var. Bugün şeyle konuştuğumuza da benziyor. Mezat'ta Can Yücel'e değil mi? Evet. Ait olan öyle bir şey oluyor. Çünkü, Nazım'ın olmayan Nazım şiirleri ya da dizeleri ortaya çıkıyor. Çünkü o dönemden bugüne aslında şiirler bestelenirken şöyle bir şey geliştirilmiş. Birebir besteler yapılmıyor maalesef. Yapanlar da var, evet. Ünal Büyükgönenç aynen nasıl görüyorsa şiiri öyle bize aktarmayı seçiyor. Ama başka bir kısım isimler şiirlere kendi dizelerini de ekliyorlar. Ekleyebilir, hakkıdır. Yazar zaten şiir. Nazım Hikmet'ten derleme der. Ya da en basitinden Zülfü Livaneli'nin Adı albümündeki Mutlu Aşk Yoktur, Sus Söyleme adlı şarkı. Bir Aragon şiirinin bir dizesinden esinlenerek yazılmıştır. Mutlu Aşk Yoktur kısmı hariç Aragon'a ait değildir ama söz Aragon geçer ya da Aragon'un değişik şiirlerinden derlenmiştir aslında. Gibidir, evet. Dolayısıyla hani Mutlu Aşk Yoktur şiiri yıllarca kitaplarda arandı. Adam Yayınları'nın bastığı Mutlu Aşk Yoktur kitabında o şiirden dizeler vardı o şarkıdan ama o şarkı hiçbir zaman şiir olarak basılmadı. Böyle dertler de çıkıyor şiir bestelerinde karşımıza. Sezen Aksu'nun Gülümse şarkısı orada Kemal, da bir dize yoktur. Kemal Burka'ya aittir ve esasen o dize olduğunda daha politik bir metindir ama dize olmadığında bambaşka bir şeye dönüşür. Rahmi Saltuk Gülümse'yi Sezen Aksu'dan önce bestelemişti. O şiirde o dizeyi de almıştır. Evet. Dizede şey Gülümse bulutlar gitsin, işçiler iyi çalışsın, gülümse diye devam eder şiir aslında. İşçiler iyi çalışsın kısmı Sezen Aksu tarafından çıkartılmıştır. Politik nedenlerle mi yoksa şarkıya uymadığı için mi? Onun Tunç bestesi galiba. Artı Tunç Boyacıyan bestesi. Çok özür dilerim. Arto'nun bestesidir o. Hani hangi sebeple çıkartıldı bilmiyorum ama neticede eksik şiirler sanki o şiirmiş gibi bilindi yıllar boyu. Böyle bir tehlikesi var. Hani şarkılarda rastladığımız şiirleri mutlaka kaynağından doğrulatmak gerekiyor başka yerlere yaymadan önce ama bu bugünlerde artık yapılan bir şey değil maalesef. Hani yayılma hızı enteresan bir hale gelmiş. Artık, yanlış bilgi. Hani o dönemde bile çok hızlı yayılırken şimdi alıp başını gidiyor. Şunu bir deneyeyim, eğer çalarsa bu dinlediğimiz şarkı üzerinden devam edelim. Çalmazsa biraz daha uğraşayım. Yok galiba yapamadık. Çok iyi bildiğinizi düşündüğüm bir şarkı dinletecektim aslında. Bir plak Ateş Böcekleri tarafından yapılmış bir düzenleme. Meşhur bir operetin şarkısı Lüküs Hayat Opereti. 1933 yılında Cumhuriyet'in 10. yılı kutlamaları çerçevesinde İstanbul Şehir Tiyatroları tarafından ısmarlanan Cemal ve Ekrem Reşit Rey kardeşlere ısmarlanan bir operettir. Değişimi anlatır. O dönem toplumdaki değişimi, şarkıları da enteresandır. Nazım Hikmet bahsinden hemen sonra çalma sebebim şarkı sözlerinin Nazım Hikmet'e ait olması. Nazım o dönemde hapiste ve para kazanmak için operetlere şarkı sözü yazıyor. O hani çok meşhur, eğer dinletebilseydim dinleteceğim, Şişli'de bir apartman varsa eğer halin yaman, nikel kübik mobilyolar, duvarda yağlı boyalar tadında ilerleyen şarkının da dahil olduğu şarkıların sözleri Nazım Hikmet'indir. Ekrem ve Cemal Reşit Rey operetlerinde, bilhassa Lüküs Hayat'ta. Bu anlamda da aslında hani şiir bestesi midir tartışılır çünkü söz yazmıştır Nazım Hikmet aslında. Bu sonrasında başka yerlerde de karşımıza çıkacak. Ümit Yaşar Oğuzcan örneğin bir dönem şarkılara söz yazacak, bir şarkı sözü gibi çalışacak. Galiba ben bunu yapamayacağım. Valla bir tane daha pick up bir
istedim ama o arada... Onu getirmeye çalışalım. Ha. Bu arada farklı ya, bir pick-up yerden... Pick-up zaten çok kolay bulunan bir şey değil. Yolumuza devam edelim. En kötü yerden şey yaptı. Bakalım diğer pick-up arkadaşlardan alabilirsek, sıkıntı olmazsa oradan kaldığımız yerden şu devam ediyoruz. Muhtemelen şeyde yapıştırılmıştı, yapışkanı. Evet. Yok olmuş, kendi kendine düştü. Çağdaş şairler meselesine de girdik Nazım Hikmet'le birlikte. Öncesinde Alaturka musikiyle karşılaştığımız kimi şiir besteleri var. Bilhassa Münir Nurettin Selçuk'un bestelediği şiirler. Bunların çoğu Yahya Kemal Beyatlı'dandır. Nazım Hikmet de Yahya Kemal Beyatlı'yla mesaisi olan bir insan. Münir Nurettin Selçuk da öyle. Ve birbirlerini çok severler. Şimdi zaten Ayşiyan Mezarlığı'nda 50 metre arayla yatıyorlar. Yahya Kemal hemen giriştedir. Münir Nurettin Selçuk da biraz aşağısındadır onun. Bir İran gezisinde Hafız'ın kabrini ziyaret etmiştir Yahya Kemal Beyatlı ve sonrasında onun için bir şiir yazmıştır. Münir Nurettin Selçuk bu ve bunun gibi pek çok şiiri bestelemiştir o dönemde ki işte Dönülmez Akşamın Ufkundayız diye başlayan Rintlerin Akşamı'ydı galiba o şiirin adı. Ya da Sana Dün Bir Tepeden Baktım Aziz İstanbul, Yahya Kemal'in dizelerinden Münir Nurettin Selçuk'un bestelediği şiirlerden ama hepsinin içinde en önemlisi Endülüs'te Raks galiba. Sonrasında Nesrin Sipahi'nin de çok değerli katkısıyla çok sevildi, çok yayıldı. Bir dönemin en büyük şarkılarından birisi oldu Endülüs'te Raks. Münir Nurettin Selçuk'un sesinden getirmiştim. Zaten bir halledersek onu da dinleriz. Bir şimdi. Şiirin başında galiba Yahya Kemal'in hangisi hatırlamıyorum. Hafız'ın kabri başında diye de bir şey evet, var. Evet. Bir giriş var. Ondan tabii, sonra tabii. Şiir geliyor. Hafız'ın kabri olan bu bahçede bir gül açarmış galiba öyle devam eden hı-hı. bir şiir. Tabii Münir Nurettin Selçuk deyince iki şairi daha anmak gerekiyor. Birincisi Behçet Kemal Çağlar, Kalamış, o meşhur Kalamış şarkısı Behçet Kemal Çağlar'ın şiirinden bestelenmiştir ki benim bu şiir meselesine ilk girişim ya da uyanışım diyeyim Kalamış sayesindedir. Babam çok dinlerdi, çok severdi ve benim kulağımda hep Kalamış dizeleri vardı. Münir Nurettin Selçuk'un plakları evimizde çok dönerdi. Sonra okulda, ortaokul ya da lisede ders kitabında bunu gördüğümde aha şiir bestelenebilir bir şeymiş demek diye uyandığımı ve ondan sonra şarkı sözlerinin yazarlarına dikkat ettiğimi hatırlıyorum. Aslında bütün hani bugün burada karşınızda bulunmamın sebeplerinden biridir Kalamış şiiri ve Münir Nurettin Selçuk bestesi. Dolayısıyla benim tarihim açısından da değerli bir katkıdır Münir Nurettin Selçuk'un yaptığı. Münir Nurettin Selçuk gibi oğlu Timur Selçuk da onun izini sürmüş ve çağdaş şairlerin şiirlerinden bestelediği şarkılarla popüler müzik dünyasına adımını atmış. Aslında batılı anlamda ilk bestecilerimizden birisi diyebiliriz. İlk pop bestecilerimizden birisi diyebiliriz Timur Selçuk için. Münir Nurettin'de de bir batılı dokunuş, bakış, görüş vardır. Timur Selçuk o mirası alıp bambaşka bir yere taşımıştır. Yazık ki bugün Münir Nurettin Selçuk şarkılarının söylenmesinin önünde çok büyük engel Timur Selçuk. Alıp onu söyleyemiyorsunuz çünkü Timur Selçuk izin vermiyor. Kendi şarkılarında söylemesine izin vermiyor başka insanların. Keşke hani izin verse, yayılsa bu şarkılar. Ne güzel olur aslında. Timur Selçuk'un ilk plağı Ayrılanlar için çok güzel bir kapağı vardır. Sonrasında da zaten çok güzel kapaklar yaparak yoluna devam etti Timur Selçuk. Bu plakların tarihleri 67-68'dir. Ayrılanlar için Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirinden yaptığı Sen Neredesin ve Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiirinden bestelediği İspanyol Meyhanesi ki arka yüzünde Beyaz Güvercin vardır bu plan. Ayrılanlar içinin şairi de Ümit Yaşar Oğuzcan'dır. Sonrasında zaten Ümit Yaşar Oğuzcan'la neredeyse bir güç birliği içine girdi. Ve pek çok şiirini besteledi Timur Selçuk 1960'lı yılların sonunda. Bir taraftan yüzünü taşraya, köye dönen ozanlar, besteciler varken diğer taraftan da kentte böyle şeyler oluyordu. Bu Türkiye'de popüler batı müziğinin yayılmasını da hızlandıran hamle Timur Selçuk'un yaptığı şiir besteleri. Sonrasında pek çok şairi onunla birlikte dinledik. Az önce Nazım Hikmet bahsinde söyledim. Nazım Hikmet şiirlerini besteledi. Politik döneminde Nazım Hikmet'ten el aldı, onun şiirlerinden el aldı ve onlarla birlikte bambaşka bir noktaya gitti. Onun dışında Orhan Veli Kanık, Cahit Sıtkı Tarancı, Faruk Nafiz Çamlıbel gibi şairlerin de şiirlerini
Timur Selçuk'la birlikte dinleme şansına sahip olduk. Bir anlamda onların sözcüsü de oldu Timur Selçuk yaptığı plaklarla. Ümit Yaşar Oğuzcan bu anlamda önemli çünkü o da Nazım Hikmet nasıl taş plak döneminin yıldızıysa Ümit Yaşar Oğuzcan da 45'lik plak döneminin yıldızı aslında. Kendi sesinden yapmış olduğu bir kısım kayıtlar art arta yayınlandı ve bunlar dinleyiciye ulaştı. Hatta o az önce bir güç birliği dedim ya Timur Selçuk ve Ümit Yaşar Oğuzcan birlikteliği için. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiirlerini içeren plaklar, yazık ki bunun kapağı yok, bu yüzden plan kendisini getirdim. Kendi sesinden şiirlerini okuduğu plaklar Timur Selçuk tarafından müziklenmiş. Hani Timur Selçuk bir taraftan onun şiirlerini bestelemiş, bir taraftan da bir yandan Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiir plaklarına da müziğini vermiş. Kimisi o özgün besteler, kimisi daha önce yapmış olduğu bestelerin kullanıldığı fon müzikleri. Burada bir şeyler oluyor, o yüzden ben azıcık susayım. Hayır, hazır. Galiba. Hayır. Tamam, şeyi taktık. Tamam, şurada şey var. Şey mi? Şuraya. Tamam. Peki. Galiba tamamız. Evet. Yirmi tane plak içinde plak kaybettim. Buldum. Ha, bunun da şeyi yerinde değil. Pikaplar da kediler gibi, hepsinin huyu ayrı ve baştan onlarla bir hemhal olmak gerekiyor. Bu nereden başlıyor? Startı burada. O doğru yerde. Tamam. Ama bir de bunu oraya götür. Ha, kendi kendine. Bu üst model. Allah. Şöyle yapalım. O açıyor sürekli. Olmuyor, evet. Terse atıyor. O evet. Yo, bu aşağıya indiren. Şu. Doğru dönüyor. Şu belki de yerine oturmadı. Şimdi olacak galiba. Hadi bakalım. Şarkının arasını beğenmedim sanki. Bir arızası var Pick-up'ta ama... Pick-up'ta bir sıkıntı var, evet. Evet, henüz ne olduğunu çözemedik. Ya kusura bakmayın sevgili arkadaşlar. Her şeyi halletsek teknikte takılıyoruz. Şunun bir üste takılması istedi ama bunun ama alakası yok sanıyorum. Şey. Evet, çünkü orada mekanikte bir problem var, evet. Pikabın kolu oturmuyor üzerine. Burada zaten bir vida başlığıyla falan enteresan şeyler yapılmış. Yok, atıyor. Evet. Biraz evvelki usulle devam edelim o zaman. Şarkısız. Evet evet. Öyle anlatacağız. Olmadı. Başka bir şekilde bu şey problem kısmını halledeceğiz. Bu arada dağıldık. En son nereye geldik? Galiba çağdaş şairlerden yapılmış şiir bestelerinden bahsediyordum değil mi? Ümit Yaşar Oğuzcan, Timur Selçuk işbirliği. Timur Selçuk'un huysuzluğundan
Ya evet, bir de ona da girdim değil mi? Eyvah. herkesin bildiği şeyler. Ya evet, maalesef. Hani az önce bahsettim ya, Timur Selçuk, özür dilerim, Ümit Yaşar Oğuzcan bir taraftan şiir yazmasının dışında, şiir faaliyetinin dışında bir kısım şarkılara da söz yazıyor. Bu enteresan bir plaktır örneğin. Az önce Endülüs Terraks'la adı geçen Nesrin Sipahi, dönemin en önemli topluluklarından birisi olan Üçürel'le yan yana gelmiş. Ve bu büyük güç birliği yetmemiş olacak, yanlarına Selmi Andak vermişler, dönemin en önemli bestecilerinden birisi. Selmi Andak da demiş ki, Ümit Yaşar yazarsa ben o şiiri bestelerim. Ümit Yaşar da sözleri yazmış. Çok acayip bir plaktır bu sayede. Yani Türkiye'de popüler batı müziğinde ki arkasında hepsinin isimleri ve resimleri vardır. Ümit Yaşar Oğuzcan yazdı, Selmi Andak besteledi, Feridun Hürel düzenledi, Onur Hürel bas gitar çaldı, Haldun Hürel vurgulu sazları çaldı, Nesin Sipahi söyledi der arka kapaktaki fotoğrafların altında. Bir mevsim daha geçti ve Keçi Vurdum Çayıra adlı iki şarkı vardır bunda. Sahiden çok değerli şarkılardır. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şarkı sözü yazarlığını da bu plakla öğrenmiş oluyoruz ki sonrasında başka plaklara da şarkı sözleri yazdı Ümit Yaşar Oğuzcan. Hatta kimi aranjmanlara da imza attı. Bazı yabancı şarkıların üzerine yazdığı Türkçe sözler o dönem değişik sanatçılar tarafından seslendirildi. Bu anlamda Türkiye'de popüler batı müziğine söz yazarı olarak da katkıda bulunmuş isimlerden biridir Ümit Yaşar Oğuzcan. Timur Selçuk önemli demiştim. Orhan Veli Kanık, Cahit Kıtarancı gibi sahiden çok önemli şairleri onun dizeleriyle tanıdık. Bu noktada sinemada devreye giriyor. Sinemada kimi şarkılar kullanılıyor o dönemde ve işte bugün internette ya da dizilerde kullanılan şarkılar nasıl yayılıyorsa sinemanın da böyle bir katkısı var. Hababam Sınıfı filmlerinde kullanılan şarkıları bilirsiniz. Dönemin bütün meşhur şarkılarını art arda söylerler müsamere sahnelerinde. Konumuzla ilgisi ne derseniz, Timur Selçuk'un düzenlemiş, bestelemiş olduğu bir Orhan Veli Kanık şiiri ki Ruhi Su tarafından daha önce bestelenmişti. Pireli şiir. Bu ne acayip bilmece, ne gündüz biter ne gece, kime söyleriz derdimizi, ne hekim anlar ne hoca, bu düzen böyle mi gidecek, pireler filleri mi yutacak, 2-7 nüfusu haneye 3,5 tayın yetecek gibi dizeleri olan pireli şiir, pireli şarkı haline döndü Timur Selçuk bestesiyle, dokunuşuyla. Ve o 1978 yılında galiba Metin Erksan'ın Kadın Hamlet adlı Shakespeare'den, Hamlet'ten uyarlanan filminde kullanıldı. Fatma Girik, Timur Selçuk sesiyle söyler o şarkıyı. Kadın Hamlet YouTube'da var, resmi olarak konuldu. Orada izleme şansına sahip olabilirsiniz. DVD'si de yayınlandı zaten yakın zamanda. Bu da sinemanın aslında katkısını bir şekilde önümüze koyuyor. Şarkı sevildiği için filmlere konu oluyor bazen, filmlerde kullanılıyor. Bazen de bu örnekte olduğu gibi filmde kullanılınca bir anda plak popüler oluyor ve durup dururken baskı yapmaya başlıyor. Tıpkı kitaplarda olduğu gibi bir anda popüler olan evet, kitap arka arkaya baskı yapar. Hatta popüler olacağını tahmin edilen kitaplar bir anda 100 bin basılıyor filan. O da başka bir yöntem. Evet evet, o da, ama o yeni numara galiba. Biraz eskiden yeni, böyle tabii, bir şey yok. Eskiden zaten 50 bin basıldığı için kitaplar böyle baktığımızda tabii, ben mezatlarda da söylüyorum. Yani 1955'te bir kitap 7. baskı yapmış ve her biri 5'er bin evet, baskıdan evet işte, 35 bin baskı falan yapmış. Şimdi 1000 tane baskıyla çıkıyor normal şartlarda kitaplar. En son şeye geldi. Bu arada pikaba bakabilecek arkadaş geldi. Ben de şeyi söyleyeyim bu tarafta. Gürsel. Mesela bir Libra Yayınları kuruldu. Libra Yayınları daha böyle Türkiye'deki Museviler üzerine ve azınlıklar üzerine de diyelim kitaplar basıyor ve Rıfat Bey, Rıfat Bali sahibi şunu savunuyor. Bunlar daha akademik kitaplar. Çok maliyetli ve 50'şer tane basıyor kitaplardan. 50 ya da 100 tane basıyor. Zaman zaman bizim ihtiyacımız olduğunda Şişli'de yazıhanesi var. Gidiyoruz ve şey diyoruz. Rıfat abi kitap lazım. Kaç tane lazım? Bir tane lazım. Az bekle diyor. Öbür tarafta basılıyor. Makinesi var zaten. Artık şey gibi oldu. Yayıncılık sektörü. Hani ineği buradan koy, sosisi buradan çıkart gibi. Kitabı orada basılıyor. Biz bir çay içiyoruz. Sonra kitabı alıp parasını ödeyip gidiyoruz. O hale geldi artık. İşte o 50'şer tane basıyor kitapları. Bazen 100 tane basıyor. O hale geldi. Neymiş mesele? Uzaktan
Ha şey mi bekliyormuş? Gürsel'i bekliyormuş. Ha. O zaman plaktan mı? Ya da anlık bir şey oldu, denk geldi. Ha tamam. Eyvallah, çok sağ olasın. Ellerine sağ ol. Hemen şey yapmışız, teslim olmuşuz. Biz de biraz diren değil mi? Bu kadar diren diren de ondan bazen sonra ilk hataya teslim ol. Teşekkür ediyoruz. Madem Orhan Veli'den bahis açtık, bu arada mektuplar falan gelip gidiyor. Hayırdır? Neler? Ufak ufak notlar geliyor bana. Ben ya, kağıt lazımdı. Ben not aldım mesela bu. Ümeran soy ismini bilmiyordum. Kendime notlar. Ruhi Su'nun İmece Plak'tan, hakikaten. Plak konusu çünkü çok şeyim değil. Daha kitap, plak biraz az. Not alıyorum öyle kendime ufak ufak. Ya plak önemli tabii. Hani bu aralar çok popüler oldu. Her yerde plaklara rastlamak mümkün. Bir sürü plak arka arkaya yayınlanıyor. Tuhaf şeyler de basılıyor bu arada. Ama eski plaklar gibi değil hiçbiri. Bir kere dijitalden kayıt yapılıyor. Kötü kayıtlar oluyor yakın dönemde basılmış kimi plaklarda. Alırken bunlara dikkat etmek, amiyane tabiriyle tufaya düşmemek gerekiyor. Çok inceleyip sık dokumak ve özellikle plaklar üzerine forumlarda yazılmış şeylere dikkat etmek lazım. Hani aranızda plak alıcısı olma niyetinde olan ya da hali hazırda plak alıcısı varsa bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Yazık ki çok özensiz baskılar, eskiler sahiden oldukça özenli. Hani bir taraftan hem kapak üzerine çalışılıyor. Ki arka kapağı da çok güzeldir bu plan. Kerem Güney'in Anlatamıyorum adlı bestesi. Anlatamıyorum Orhan Veli Kanık'ın o meşhur şiiri. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda diye başlayan. Pek çok kez bestelendi. Kerem Güney'in ki bunlardan sadece birisi. Kerem Güney'in bu besteyi yaptığı dönemlerde Hümeyra farklı bir besteyle ilk albümünü aldı ve albümüne Anlatamıyorum adını verdi. Yakın dönemde Mor ve Ötesi galiba besteledi ama işte o da beste değil. Mor ve Ötesi başka sözler ekleyerek o şiiri yeniden yorumladı. Yazıyorlar bunu, hani onda bir beis yok ama Mor ve Ötesi'nin Anlatamıyorum şarkı sözü Orhan Veli Kanık'ın Anlatamıyorum şiiri olarak ortalarda dolanabiliyor. Neyse ki Anlatamıyorum çok baskın bir şiir. Herkes ezbere biliyor şiiri. Onun o olmadığını fark ediyorlar ama işte maalesef böyle tuzaklara da düşmek mümkün. Anlatamıyorum o dönemde yapılmış enteresan bir bestesini dinleteceğim. Şiir 1930'lu 40'lı yıllarda Alaturka ile buluştu. 1960'lı yıllardan itibaren popüler batı müziğine, rock müziğine girdi. Rock müziğine tuhaf oldu tabii, rock'a girdi. Pek çok şiir, halk şairlerinden günümüze uzanan pek çok şiir bestelendi. Ama şiirden uzak duran bir tür var, hep uzak durdu, arabesk. Çünkü onlar kendi şiirini kendileri yarattı, kendi şarkılarını kendileri söyledi. Şairler bu türe çok yakın olmadı ve dolayısıyla arabesk hep farklı bir edebiyat olarak plaklar üzerinde yoluna devam etti. Oradan da çok güzel şiirler çıkıyor baktığınızda. Ahmet Selçuk İlkan'dan yakın dönemde kaybettiğimiz Ali Tekin Türe'ye kadar çok önemli şairleri var arabeskin. Şair midir değil midir tartışması bir yana, bu türü besleyen şiirler yazmışlardır ve pek çok insanın bu anlamda gönlünü fethetmişlerdir. Arabeskin şiirle yakınlaştığı bir tane plak var. Mine Koşan'ın yorumladığı Orhan Veli Kanık şiiri Anlatamıyorum. Tuhaftır, müziği Altan İrtel'e aittir. Dönemin önemli cazcılarındandır Altan İrtel. Bir dönem bugün artık Amerika'da olan ve dünya çapında üne sahip Ömer Faruk Tekbilek, onun kardeşi politik nedenlerden dolayı İsveç'te yaşamak durumunda kalan Hacı Tekbilek, Yağmur adlı şarkının bestecisi Vedat Yıldırım Bora, hatta bugün artık yeri tartışılan Orhan Gencebay, bir dönem Özer Şenay, Arap Saçı, Erkin Koray'ın Arap Saçı'nın bestecisi Özer Şenay ve daha birçok şarkının bestecisi, bir dönem yan yana gelerek bir ekip oluşturmuşlar
ve birlikte müzik çalışmaları yapmışlar. Hatta Grup Metronom adıyla bir grup da kurmuşlardır ki Arto Tunç Bayacıyan'la yaptığımız bir söyleşide Grup Metronom'a daha 10 yaşındayken onun Tunç vasıtasıyla gittiğini ve orada Mine Koşan'a sahnede tumba çalarak eşlik ettiğini anlatmıştır. Bu o dönemin ürünlerinden birisi. Altan İrtel bestelemiş Orhan Veli Kanık şiirini Mine Koşan seslendirmiş. Oraya geliyor mu ses? Beste. Aslında hani baktığımızda arabeskin şiirle yan yana geldiği tek örnek neredeyse. Ruhuna uygun. Evet evet. Sanki yani. Kesinlikle yani tamam, şiir onu besliyor. Arabesk de bu şiiri farklı bir noktaya götürüyor zaten. Zaten biraz şey işte anlatamamaktan kaynaklı o derdi arabeskte şey yapıyorlar, anlatmaya çalışıyorlar. Anlatamıyorum. Biraz uyumuş sanki tam. Önemli plaklardan biridir. Bunun da yazık ki kapağı yok ama şeyi bile gerçi meşhur Vertigo şirketinin plak göbeğinden araklanmıştır bu ama yine de hani üzerinde çalışılmış farklı bir anlamda çalışılmış plaklardan birisi bu. Diğeri Kerem Güney bestesi, farklı bir beste. O da arabeske yakın aslında çünkü Kerem Güney bir taraftan arabesk şiirler, özür dilerim, arabesk plaklar yapan, Elveda Meyhaneci'yi besteleyen önemli bir isim. Sonrasında o da kendine farklı bir yol çizdi ve Nazım Hikmet, Sabahattin Ali gibi şairlerin şiirlerini besteleyerek bambaşka bir noktaya geldi. O noktada da Aldırma Gönüllü yaptı zaten Sabahattin Ali'nin meşhur hapishane şarkılarının beşincisiydi galiba. Şiirini besteledi ve bir dönemin marşı oldu neredeyse Aldırma Gönül. Bu da enteresandır. O dönem Sabahattin Ali şiirleri toplumsal olayları şarkılarına aktaran isimler tarafından seslendirilirdi. Nazım Hikmet şiirleri de öyle. Kerem Güney de bunlardan birisi. Aldırma Gönül bunlar arasından sıyrıldı ve bambaşka bir noktaya geldi. Behiye Aksoy'dan Nuri Sesi Güzel'i herkes tarafından, her alanda eser vermiş insan tarafından seslendirildi Aldırma Gönül. Timur Selçuk düzenlemesi de vardır. Edip Akbayram düzenlemesi zaten onu popüler kılandır. Behiye Aksoy düzenlemesi de vardır Aldırma Gönül'ün. Bediye Akartürk de söylemiştir. Yakın dönemde hatta Ebru Gündeş de söyledi galiba. Yakın dönem derken yine 20 yıl öncesinden bahsediyorum bir taraftan. Ama yakın hani baktığımızda diğerlerinin yanında. Bir kapatılmaya maruz kaldığını düşünen herkesin herhalde evet, evet. Tercüman olduğu için biraz da. Kesinlikle. Yani hem politik olarak hem arabesk anlamında her iki tarafa da hitap ediyor. Bu anlamda da hani her türde düzenlenen tek şarkıdır neredeyse şiirden bestelenerek karşımıza çıkan. Sabahattin Ali bahsine girmişken onun Ali Kocatepe tarafından yapılan ve Nükhet Duru tarafından seslendirilen şiirlerini de mutlaka anmak gerekiyor. Çakır, Ben Gene Sana Vurgunum, Melankoli Sabahattin Ali şiirlerinden yapılmış bestelerdir. Bunlar arasında Melankoli'nin başına enteresan bir şey gelmiştir. 1978 yılında Erevizyon Şarkı Yarışması Türkiye
elemelerine katıldı Melankoli şarkısı Ali Kocatepe'nin bestesiyle. TRT tabii ki Sabahattin Ali'yi görünce hemen o şarkıyı reddetti. Ama bunu bir reddetme bahanesi olarak gösteremeyeceği için şarkının zayıf olduğu gerekçesiyle yarışmadan eledi. İyi ki de elendi. Erevizyon'a gitse bu kadar fırtına kopartmayacaktı muhtemelen. Kazansa ve gitse. Nükhet Duru şarkının planı yaptı. O plak çok sattı ve 1978 yılında yılın şarkısı seçildi. Böyle bir başka hikaye, şiirle hiç ilgisi yok ama söylemeden geçemeyeceğim. 1983 yılında elenen iki tane şarkı var. TRT tarafından elenen. Birisi 9-8 ritimli Erevizyon'u Erevizyon'da Türkiye'yi temsil edemeyiz diyerek eledikleri Ele Güne Karşı Yapayalnız Mazhar Fuat Özkan'ın şarkısı. İkincisi içinde kazma lafı geçtiği için Barış Manço'nun kazma şarkısı. Bunları Erevizyon'a gönderemeyiz, çok ayıp olur diyerek elediler. İkisinin de hani hangi noktaya geldiğini, bilhassa Ele Güne Karşı Yapayalnız'ın ne durumda olduğunu biliyorsunuz. Mazhar Fuat Özkan bahsine girmişken, Mazhar Alanson'un 1970'li yılların sonunda yapmış olduğu bir beste vardır, Sanatçının Hikayesi. Vaktırak adlı albümün A yüzünün kapanış şarkısıdır. Aynı zamanda çok özel bir şarkıdır. Hani başta anlattım ya, şiirler dışında edebiyatın hikaye ve roman türünde yazılmış kimi eserleri de bestelendi. Bu bunlara bir örnektir. Sait Faik'in Sivriada Geceleri başlıklı hikayesinin içinden seçilmiş cümleler arka arkaya getirilmiş ve bestelenmiştir Mazhar Alanson tarafından. Fakat farklı bir kurguyla ve farklı bir söz dizimiyle diyelim. Ada halkı kızardı bana, neden bu adam çalışmaz mı falan diye devam eden hikaye, bütün kabile kızar bana, derler bu adam çalışmaz mı'ya dönmüş. Altında yazmıyor ama sonrasında Mazhar Alanson bunu her yerde söyledi, Sait Faik'ten esinlendiğini. Ama yazık ki plakta yazmaz. Ama TRT'de ilk çıktığı programda bir İzzet Öz programına konuk olmuştur. Bu programda şarkıyı sunarken Sait Faik'ten esinlendiğini söylemiştir. Hakkını vermek lazım. Plak şirketinin hatası da olabilir, plakta yazılmamış olması. Romanlar da bu arada şarkılara konu oldu. Yaşar Kemal'in meşhur İnce Mehmet romanı aslında Afyon yöresinde söylenen bir İnce Mehmet adlı eşkıyanın hikayesini anlatan bir türküden Yaşar Kemal'e esin veren ve farklı bir tarzda farklı bir eşkıya yarattığı bir romandır. Bu roman çıktıktan sonra bu roman üzerine yazılmış bir şarkı var. Tayfun Karatekin tarafından seslendirilen İnce Mehmet. Şanar Yurdatapan yapmıştır düzenlemesini. Tayfun Karatekin de dönemin önemli isimlerinde ama yazık ki bugüne ulaşmadı. Çok genç yaşta vahim bir hastalık yüzünden kendisini kaybettik. Dolayısıyla plakları bugüne gelmedi ama onun bir şarkısı yakın zamanda Zuhal Olcay tarafından seslendirilmişti. Hatta bir albümüne adını verdi. İki Çift Laf çok güzel bir şarkıdır. Tayfun Karatekin'i de böylelikle anmış olalım. Roman besteleyen ya da romandan yola çıkarak şarkı besteleyen özel isimlerden biridir Tayfun. Soyadını kullanmaz. Tayfun adıyla yayınlar plaklarını. İnce Mehmet de plan arka kapağında öyküsünü anlatır. Yaşar Kemal'den esinle bestelenmiş. Çok özel bir şarkı. Yazık ki sadece şiire odaklandığım için onu yanımda getirmedim ama hani bir yerden bulun, dinleyin. YouTube üzerinde kaydı var galiba. Sosyal ortamlarda yayınlandı resmi olarak. İnce Mehmet Tayfun yazarsanız karşınıza çıkar. Az biraz mola vereyim. Ama süremiz varsa, de çok az süremiz kaldı. De azaldı çok değil az mi? Toparlamak yani, mı gerekir? Belki soru da sormak isteyen olabilir. Evet, aslında belki de sizin katkılarınız olabilir, öğrenmek istedikleriniz olabilir. Çok ya da daldan biraz, dala konduk ama. Evet. Ama şey ya, süre az, yelpaze geniş. Evet. Anlatılacak çok şey var. Ya bu arada ben hani siz soru sorarsanız size bir düşünme süresi verirken birkaç plak kapağı da göstereyim. Nedret Selçuker'in Altın Şiirler adlı planın kapağı ve Doktor Ferit Baykam'ın şiir planın kapağı. Her ikisi de Nedret Selçuker seslendirme sanatçısı. Doktor Ferit Baykam, doktor Bedir Baykam'ın babasıdır bu arada. Şiirler okumuşlar ve bir dizi plak çıkartmışlar. Ferit Baykam, Atilla İlhan, Cahit Külebi, Ümit Yaşar ve Behçet Necatigil okuyor. Nedret Selçuker de Cahit Sıtkı Tarancı, Bedir Rahmi Eyüboğlu, Turan Oğuzbaş gibi şairlerin şiirlerini okuyor bu plakta. Böylesi plaklara da rastlamak mümkün. Bunun ötesinde Semih Sergen bir dizi şiir plağı çıkartmış bir dönem. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından.
kendine şiir plağı diyen şöyle bir plak var elimizde. Sezen Cumhur Önal'ın Son Dans adlı plağı. Arkasında biraz ayıplı kapağı olan Ayrılık Şarkısı adlı şarkı var. Bu da bir şiir plağıdır ama içindeki ne kadar şiirdir o tartışılır tabii. Sezen Cumhur Önal yazdığı sözleri seslendirmiştir. Bir tane de Zeki Müren plağını göstermek isterim. Kapağı bu değil, o dönem herkes bütün plaklarda kullanılan kapaklardan birisi. Plak imzalıdır ama o anlamda değerlidir. Bu plakta Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun Karadut adlı şiirini İsmet Nedim bestesiyle seslendirmiş Zeki Müren. Bu da önemli çünkü 1930'lu 40'lı yıllarda şiirler Münir Nurettin Selçuk gibi besteciler tarafından bestelenirken 1970'li yıllarda çok şiir bestesine bilhassa Alaturka'da rastlamıyoruz. Ama Zeki Müren'in Karadut'u bu anlamda ayrıksı örneklerden birisi. Dinleyelim bunu da bir bilgi olarak verelim. Evet, aslında dinleyelim bir taraftan. Farklı bir şey olduğu kesinlikle. İçin süremiz azalmışken güzel de bir şey olur. Hem de Zeki Müren'i de, hem de Zeki anmış Müren oluruz. Karadut'ta çok bestelenen şiirlerden bir dönem çok fazla bestesiyle karşılaştık. Farklı farklı zamanlarda farklı farklı insanlar tarafından yapılmış besteler. Şimdi hızla baktım. Hümeyra'dan o aranjman bahsinde mutlaka bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü bir Fransız şarkısı üzerine adını asla şey yapamayacağım, anons edemeyeceğim Fransızca bir şarkı üzerine söylediği bir şarkı vardır. Sessiz Gemi. Yahya Kemal Beyatlı'nın şiiri bu şarkının üzerine Yeşil Giresun tarafından oturtulmuştur. Aynısını 35 yaşa da yaptılar. 35 yaşta bir başka beste üzerine oturtuldu. Bu da o dönemde yapılmış enteresan hareketlerden birisi. Böylelikle Ümit Yaşar Oğuzcan'ın yazdığı Türkçe sözleri saymazsak aranjmana da şiir bulaşmış oldu 1970'li yıllarda. Varsa sorularınız. Şiirin bulaşmadığı yer de yok yalnız. Yok yok, evet tabii şey, aslında hani edebiyat hayatımızın her alanda bulaştığı gibi. Yani müzik her koşulda hayatımızın her alanda, içinde. Evet. Şiir de mutlaka ya, bulaşıyor işte, zaten. Başta her da konuştuğumuz gibi yani hem şiir, özellikle şiir çok daha eskiden beri şarkılar hep direnmenin ve toplumsal dertleri anlatmanın bir parçası olduğu için hayatımızın her alanında hep varlarmış. Sonuna geldik mecburen çünkü pick-up'ta ufak bir arıza oldu, giderdik vesaire, biraz zaman kaybettik. Yekta Bey'in hem söyleşisine sonra bir söyleşi daha var. Sarkmadan hemen hazırlık yapılacak vesaire ondan dolayı. Eğer Murat Bey hazır buradayken, Murat Meriç buradayken sorunuz varsa alalım. Yoksa eğer artık ufak ufak kapatacağız. Bu şarkıları dinledikten sonra da akşam nereye gidersiniz bilmiyorum. Zeki Müren'den sonra. Değil mi ya, yanlış yerde noktaladık. Doğru yerde. Yani buradan sonra.
Güzel de gider. Canımız istiyor. Alkışı evet, Yekta Bey başlattı. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Fazla daldandalı oldu ama umarım. Biraz hızlı zıpladık ama artık evet. Yapacak bir şey yoktu. Koşullar böyle. Bir de şarkılı memleket tarihi dedik. Memleketin dertlerine çok eğilmedik bir taraftan. Evet. Ama hani şunu da bir nokta olarak koyayım. 80'li yıllardan sonra grup yorum Ahmet Kaya ve Zülfü Livaneli'nin bilhassa katkısıyla şiir üzerinden ilerledi her şey. Bunu da son bir evet, söz Ahmet olarak söylemiş olayım. Evet, Ahmet Kaya Nevzat Çelik'in işte Müebbet Türküsü'yle beraber tabii, mesela tabii. Hem Nevzat Çelik patladı bir nevi evet. Tırnak içerisinde. Bir de şairleri Ahmet de Kaya. Besleyen şarkıcılar, tabii. Şarkıcıları besleyen şairler de var. Yılmaz yani, Oda o kadar çok mevzu dönem. Var ki aslında hani bir taraftan işte Ahmet Terli grup yorum besliyor. Grup evet. Yorum şarkıları sayesinde Ahmet Terli kitapları satıyor oluyor. Çağdaş Türkü deneyimi var Ankara'da. Bayağı şairler oturup. Rakınların grup tabii, baran tabii. Var. Mesela. Oho buradan girersek çok. Çıkamayız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Umarım başka bir yerde yeniden buluşuruz. Bunu bir daha yapmakta fayda var. Daha değil sağlam. Mi? Tamam ben bütün festivallere geliyorum. Tamam. Memnuniyetle. Bir tebrika plak, halinde. Bir plak ve çiçek takdimimiz olacak şimdi. Şey, plaket plak diyorum. Evet. Plak daha iyiydi. Abi Freud heyecanlandım bak durup dururken. Freud sürçmesi tamam plak işini hallederiz şimdi. Mehmet Aziz Gökdeniz Bey'i ben, Meclis Üyesi ve Ahmet Bağbekleyen Bey'i çok sağ olsun. Çok destekleri var. Nasıl hazır ama hemen hazır olalım. Evet, plak deyince. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Eyvallah, çok sağ olun.